Merhabalar, Sevginin Sofrası'na hoş geldiniz. Bugün soframda çok pratik bir pasta yapımı göstereceğim sizlere. Öncelikle 2 tane sıvı kremayı bir çırpma kabına koyup içerisine 3-4 çay kaşığı kadar sanapart koyacağım. Yani krema sertleştirici koyacağım. Ve çırpacağım köpük haline gelinceye kadar. Fakat eğer isterseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir poşet krem şantiyi bir çay bardağının biraz bir parmak geçecek şekilde sütle çırpabilirsiniz ya da bir çay bardağı da yeterli gelecektir. Biraz sert olmasında fayda var. Çünkü içerisine kuark ekleyeceğiz. Hepsini bir karıştıracağız o yüzden. Öncelikle kremamı çırpıyorum güzelce. Katılaşınca bir kenarıya alacağım. Daha sonra kuarkları şeker, vanilya ve portakal kabuğu rendesiyle karıştıracağım ve bu çırpmış olduğum kremayla tekrar karıştıracağım ve ara krema olarak da bu malzemeyi kullanacağım. İki yüz elli üç yüz gram kadar orman meyvesi var, ahududu var daha doğrusu. Dondurulmuştu. Çıkarttım buzluktan. Kenarda altta gördüğünüz gibi kek parçalarım var. Geçenlerde yaptığım dama pastamdan artmışlardı. Buzluğa kaldırmıştım. Şimdi onları değerlendirmek için böyle bir pasta yapmaya karar verdim. Tabii sizler hazır kek gidip alabilirsiniz. Onunla da yapabilirsiniz. Veya sizlerin de böyle artmış kekleriniz vardır. Buzluğa koymuşsunuzdur. Veya birkaç gün öncesinden kek yapmışsınızdır, fazla gelmiştir. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz diye göstermek istedim. 2 tane kuarkı sularını süzerek bir çırpma kabına koydum. Bir büyük çay bardağı toz şekeri 3 aşamada yavaş yavaş ekledim. Bir tane vanilyayı ekledim. Ve de en son da portakal kabuğu rendesi ekleyeceğim. Önce kuarkları bir çırptım 1 dakika kadar. Daha sonra yavaş yavaş şeker ekledim. Ve hepsi birbirine karışıp şeker içerisinde eriyinceye kadar çırptım. Şöyle bir kontrol ettim. Erimişti. Daha sonra da portakal kabuğu rendesini ilave ettim. Gördüğünüz gibi çırptığım kremayı tekrar ekledim onun içine. Ve hepsini şöyle bir çırpıp birbirine karıştıracağım tekrar. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. İçerisine bir miktar toz jelatin ilave ettim ben. 2 paket kadar, 2 küçük paket. Merak etmeyin, jelatin agar diye bir jelatin tarzı var, bitkisel. Ondan kullandım. Hayvansal değil jelatinim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kenarda süt hazırladım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker attım. 1,5 bardak büyük çay bardağı kadar süt diyebilirim. Bunları keklerimi ıslatmak için kullanacağım. Fakat inanın gözümün önündeki sütü unuttum ve ben kullanmadım. Sonra masayı toplarken gördüm. Yani gerçekten çok tuhaf ve komik biliyorum ama hakikaten unuttum gözümün önündeki şeyi, malzemeyi kullanmayı. Siz kekleri koyduğunuz zaman, sıraladığınız zaman üzerlerine birer ikişer yemek kaşığı süt gezdirin ya da fırçayla ıslatın lütfen. Siz unutmayın. Daha yumuşak olur pastanız. Ama bu şekilde de kremanın suyunu çekmişti ve gayet de yumuşak olmuştu.
Evet, dibine bir miktar kremamdan sıktım. Üç katlı bir kalıp bu. Siz normal kek kalıbında da yapabilirsiniz. Herhangi bir kalıpta, tepside de yapabilirsiniz. Sadece nasıl söyleyeyim size, elinizdeki kek parçalarını işte yuvarlak kesin, dilim dilim kesin. Bir kat krema, bir kat kek parçası olarak döşeyin. Yani illa böyle yuvarlak, bu şekilde, bu formda olması gerekmiyor. Bir borcamda bile bunu yapabilirsiniz. Sadece kek parçalarını aralara koyacaksınız ve üstlerine de krema dökeceksiniz. Küçük bir borcam kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer borcam kullanırsanız veya tepsi kullanırsanız, eğer kalıp kullanırsanız zaten bir şekilde yine hemen hemen aynı benim yaptığım formda oluşacaktır. Dama pastamın parçaları olduğunu söylemiştim. Görüyorsunuz yuvarlaklar. Aralarına da ahududu serptim biraz biraz. Komple hepsini yaptım, bitirdim. Altta kalan parçaları, ufak parçaları da şöyle tekrar üzerine ufaladım. Çok az bir şey arttı ama onu da tekrar rondodan geçirdim, kurudu. Onu bir başka sefere kullanacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.